Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yine size bugün bu İniyorsu modelini tığa çevirdim. Modelimiz bu, İniyorsu hali arkadaşlar. Benim çevirdiğim şekli de şu şekilde. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Ben de bu şekilde 5 tane yuvanın içine 5 tane bu şekilde yaprak yaparak çevirdim arkadaşlar. Oradaki badem modeli şekilliydi. Badem modelinden daha ziyade bu daha kibar durdu arkadaşlar bu şekilde. Aynı zarifliği verdi. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Bakın oradaki zarifliği bu şekilde yapraklar yaparak yaprağımla arkadaşlar çiçeğimi bu şekilde takım yaptım. Orada da aynı şekilde yaprakları bademdi. Çiçeğin yaprakları da bademdi. Ben de bu şekilde sizler için hazırladım. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, ara suyuyla yaprağımın arasında bu şekilde 4 tane mesafe var. 3 tane de yaprağımın yuvası için. Toplamda bu şekilde ara suyuyla 7 tane tığ battı ara mesafesi bırakıyorum. Başlıyorum arkadaşlar. 7 tane tığ battı ara mesafesini verdim. Bir tane zincirimi çekip bu şekilde ters tarafına döndüm. Hemen ilk tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum. Ve 9 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8 ve 9. Bir tane ortada tığ battı bırakarak ikinci tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim. Buraya bu şekilde bir yuva yaptım. 1, 2 zincirimi çektim, döndüm. Bir defa tığımın başını bu şekilde doluyorum. Yuvaya girdim. 2, 2 alarak bu şekilde bir minik bir trabzan yaptım. Bir zincir aynı şekilde yuvanın içine girip dibinde bir tane sık iğne çektim. 2 tane tığımda ilmek oldu. Ve 9 zincirli yuvaya da girdim. Bakın tığımda 3 tane ilmeğim oldu. Dibinde sık iğne çekiyoruz her birinin ve 2 2 aldım. Bir zinciri çektim. Bakın bu aradan ilk telin arasından teli almıyorum. Ortasından giriyorum. Bu şekilde daha kolay yapım oluyor arkadaşlar. Zorlanan arkadaşlar olduğu için bu şekilde yapıyoruz. Tellerin arasına girip bir tane zincir çekiyorum dibinde. İlmeğim 3 oldu. Ve şimdi arkadaşlar yeşil yuvaya girip dibinde bir tane zincir çektim. Tığımda 4 tane ilmek topladım. 2, 2, 2. Yavaş yavaş yaprağımı uzatıyoruz arkadaşlar. Bir zincirimi çektim. Hemen bu ilmeğin arasına girip yine bir sık iğne yaptım dibinde. 2, 3 ve dipteki yuvaya da girdim. 4, sonra zincire girdim. 5. Tığımda 5 tane ilmeğim oldu. Şimdi bunları 2 2 çekeceğim başa kadar. 2 2 2 2. Bir zincirle şöyle köşesini arkadaşlar. Şöyle sivriliği vermek için zincirimi çektim. Telimin arasından giriyorum 1. Bir de tığımda var 2. Yine telimin arasından girdim 3. 4 5 şöyle tekrar arkadaşlar bu sonuncuya tekrar bir daha giriyorum ve sonra yuvaya da bir tane sık iğne yapıyorum 7 oluyor. 7 tane tığ battı yine 2 2 2 2 2 2 olarak aldım. Evet.
Bu şekilde başa kadar gittim arkadaşlar. 7 tane ilmeğim tamam. 1 2 zincir çekiyorum. Şimdi baştaki sık iğne ile sabitledim. Bir zincirimi çekiyorum. Sıradaki telin içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir, zincir sıkı olsun arkadaşlar. Gevşek güzel durmuyor köşede. Bu şekilde tellerin arasına sık iğne ile girerek aşağı yuvaya kadar ineceğim. Girdim. Sabitledim. Bir zincir. Sık iğne ile sabitledim. Bir zincir. Yine bir zincirimi çekip yuvada bu şekilde arkadaşlar sık iğne yaparak yaprağımı bitirdim. Evet, bu şekilde yaprağımızı bitirdik. Şimdi arkadaşlar çay karıştırıcısı da olur. Tığının ucu da olur. Şu şekilde buraya ilmek hazırlayacağım. Da videoda göstermeyi unuttum herhalde. Dibi için bu şekilde ilmek alacağım. Taktım aparatımı bir tane. Ve 1 2 zincir. Buraya 3 tane ilmeği topluyorum. 1 2 zincir 3. Bu şekilde bakın arkadaşlar. Bu dalımız olacak. Yukarı çıkmak için. Şimdi buradan 1 veya 2 zincir çekerek yine yaprağımızın yapımına başlıyoruz. Bir defa tığımı doladım. 2 2 olarak aldım. Şöyle bir zincir çekiyorum. Şunu çıkaralım arkadaşlar. İlmeğimizi edindik. Bu şekilde ortada 3 tane dalımız oldu. Bunun aynısından arkadaşlar yaprağın aynısından şöyle kaydıralım. Şu tarafına doğru. Aynısından buraya da yapıyoruz. Şöyle bir tane daha göstereyim. Hemen bakın trabzanımın arasından girip sık iğne aldım. Yuvaya da girdim. Dibinde bir zincir çekip ipimi uzattım. 2 2. Bu şekilde arkadaşlar bu yaprağın aynısını demin gösterdiğim aynı şekilde bu tarafı da yapacağız. Daha fazla video uzamasın. Aynı işlem arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci yaprağı da bu şekilde yaptım. Birinci de gösterdiğim gibi şu bir zincirle döndüğüm yuvanın içine sık iğne ile de sabitledim bu şekilde. Destek yaprağımın aşağı meyletmemesi için. İki zincirle yine arkadaşlar 4 tane bu tarafta olduğu gibi sol tarafa da 4 tane tığ battı mesafesi vereceğim. 1 2 zincir kapatıyorum. 2 zincir 3 ve 4. 4 tane bu şekilde yaprağımla ara suyumun arasına mesafemi verdim. Bir defa doluyorum. 2 2. Bu şekilde buraya minik bir trabzan yaptım. 1 2 3 4 ve 5. Sık iğne ile 5 zincirimi buraya sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Çeviriyorum. Sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zinciri çekiyorum. Buraya tığ battıya sık iğne ile sabitledim. Bakın arkadaşlar. Yine aynı şekilde 1 2 zincir çekiyorum. Buraya bir tane tığ battı yapıyorum. Bir defa doladım. 2 2. 5 zincir. Sık iğne ile buraya 5 zincirimi sabitliyorum. 3 zincir. Bu 5 zincirin tam ortasına girerek sabitledim. Yine sıkı sıkı 10 tane zincir. Arkadaşlar bu dolamanın zinciri önemli. Eğer gevşek çektiyseniz sökün arkadaşlar. Yeniden sıkısını çekin. İlerisi için bu şekilde şart.
Evet, yine iki zincirimi çekiyorum sıkı sıkı. Bu şekilde 5 tane yapacağız arkadaşlar. Ben 5 tane koydum. 5 tane de gayet iyi. Tam karelinde arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. Ortada 3 tane kirpik yapmıştık. İlk kirpiğin içine girerek sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. İpimi buraya ilk kirpiğimin içine tutturdum. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi ortadaki kirpiği boş bırakarak ortadaki kirpiği arkadaşlar buraya tohum atmak için kullanacağız. Bu şekilde ilk kirpiğimden tutturdum. Bir zincirle geri dönüyorum arkadaşlar. Ve buradaki 5 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincirimi çekiyorum. İpimi uzattım. Buradan aparatıma takıyorum. Bu şekilde. Şimdi bu 5 zincirli yuvadan girip dibine 2 zincir çekerek 5 tane buraya ilmek toplayacağız arkadaşlar. Bu çiçeğimizin yaprakları için yuva olacak. 5 tane yaprağa bu şekilde 5 tane kirpik topluyorum. İlmek topluyorum. 1 2 zincir. 3.'yü taktım bu şekilde. Yine yuvaya girdim. 1 2 zincir. 4.'yü ve 5. için 2 zincir çektim dibinde. Şimdi arkadaşlar 5 tane ilmeğimi hazırladım. 2 zincir çekerek bakın şöyle tığımı yan tarafa alıyorum. Yavaşça bu şekilde aparatımdan çıkardım. Şöyle elimle de kirpiklerimi bastırarak şöyle şekil verdim bakın. Bu şekilde oldu. Bu büyüklükte oldu. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle birazcık ipimi uzatarak ters tarafına çeviriyorum. Buradan her ilmeğin içine girip şimdi düz yüzüne dönmüş olduk. Şöyle bir sık iğne ile geçiş yapıp o şekil göstereyim arkadaşlar. Bakın bura düz yüzü. Kirpiğimizin ters yüzü ama yaprağımızın düz yüzü. Çünkü bunu çevirip yuvalaklayacağız. Bu ortada kalacak arkadaşlar. Bu şekil gözükmeyecek. Bir zincirimi çektim. Bir defa tığımın başını doladım. Bakın ilk yuvaya buradaki şöyle aralayayım arkadaşlar. İlmeğimin arasına giriyorum. 2 2 alarak bu şekilde minik bir trabzan yaptım. Bir zincirimi çekiyorum. Bu yaptığım trabzanın arasına bir dibine bir zincir çektim. Bir ilmeğim oldu. Tığımda 2 ilmeğim. Yaprakta ne yaptıysak aynısı. Bu sefer sadece yuva olarak ilmeğimizi kullanıyoruz arkadaşlar. Orada zincirdi. Burada ilmek. Tığımda 3 tane ilmek var. 2 2 alarak bu şekilde 2 seferde ilmeğimi toparladım. Bir zincir çektim. Köşelere bir zincir çekiyoruz. Yine bu ilmeğin arasına girip dibinde bir zincir çektim. 2 oldu. Yaptığımız yine ilmeğimizin arasına girdik. Bu tellerin arasına giriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ilmek topluyoruz. 4 tığımda 4 oldu. 2 2 2 bir zincir çekiyorum yine köşede bu şekilde. Yine arasına giriyorum. Dibinde bir zincir çekiyorum. 2 birer birer her sırada artma işlemi oluyor. 3 dibinde de bir tane. 4 bir tane de 5 evet 5 taneyi de 2 2 2 2 alarak başa kadar geldim. Bu kadar arkadaşlar. 5 taneden yapıyorum. Bakın şu sırtlardan da sayabilirsiniz. 1 2 3. Şimdi burayı sık iğne yaparak aşağı ineceğim. Bir zincirimi çektim. Pardon, köşede 2 zincir arkadaşlar. Bu bitiş noktası.
Yine bu telimin arasına girip sık iğne ile sabitledim. Bu bir. İki. Her sırada bir zincir çekiyorum. Sonra sık iğne yapıp iniyorum. Üç. Zincir. Dört. Bir zincir. Sonuncu yuvama da giriyorum. Beş. Şöyle dibine sık iğne ile kapattım. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hiç zincir çekmiyorum arkadaşlar. Çünkü arasında şöyle bolluk falan olsun istemiyorum. Bu şekilde direkt sık iğne ile direkt geçiyorum yuvaya. Evet, şimdi diğer yuvaları da aynı şekilde arkadaşlar. Şöyle başlarken bir zincir çekip bir defa dolayıp aynı ilk yaprağımda ne yaptıysam o şekil yapıyorum. Diğerlerini doldurup hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yaptığım bu 5 ilmeğimi de bu şekilde yapraklar yaparak, her birisinin üzerine birer yaprak yaparak bu şekilde tamamladım. Şimdi arkadaşlar şu, bakın şöyle, daha doğrusu şunu da göstereyim. Şu yuvarlak dönüş kısmını nasıl verdiğimizi anlatayım. Bu en son 5. ilmeğimin dibine sık iğne ile indim. Ve karşıdaki ilk yaptığım yaprağın dibine bu şekilde arkadaşlar, bakın boşluğa, sık iğneye falan değil, boşluğa bu şekilde bu yaprağımı hiç zincir çekmeden, arasına hiç mesafe katmadan bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Bakın arkadaşlar, şimdi bir zincir de çekip, makas zannettim, çakmakmış arkadaşlar, bu şekilde ipimi kopardım. Evet, şu duruşu verdik arkadaşlar. Bakın şu ortadaki ilmekte, şimdi anlatacağım. Bu da tohum için. Bu şekilde yuvarlak görünümünde verdik. Şu ipimi de yakıp hemen tohumun nasıl attığımızı göstermek için geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çiçeğimizi yaptık. Çiçeğimizi yaparken şu dal kısmından 3 tane ilmek çıkarmıştık. Ortadaki ilmeğini boş bırakmıştık. Ortadaki ilmeğimizin içine sık iğne ile elimdeki ipi sabitliyorum. Şöyle dönen kısmını çeviriyorum tığımla. Şöyle düzelttim. Bana doğru bakmasını sağladım. Sabitledim. Üzerine de bir zincir çektim. İpimi uzattım. Kalemimi alıyorum ve kalemimi arkadaşlar ilmeğime taktım. Biz de buraya, bu bir tane ilmeğin içine bu şekilde 3 tane ilmek çıkaracağız. Bakın aralıyorum ilmeğimin arasını. 1, 2 zincir. Uzattım ipimi. Buraya taktım, kalemime taktım. Tekrar bir ilmek daha alıyorum. 1, 2 zincir taktım. Evet, 3 tane, bir ilmekten 3 tane bu şekilde ilmeğe çıkardım. Dibine de yine 2 zincir çekerek koparacağım. 1, 2 zincir arkadaşlar. Şöyle kısa bir şekilde yakıyorum. Bundan arkadaşlar kalemden çıkarmadan önce yakın ki, hani ilmek tek de bunu yakması başka türlü zor oluyor. Şöyle bunu bir kısaltıyorum. Bakın kalemimdeyken hemen temizliğini yapıyorum. Buraya sabitledim. Bunu da şöyle geriye doğru arkadaşlar yakıp sabitleyelim. Ucunu şöyle karardı uzun olduğu için. Tekrar şöyle bir çıtlatıyorum. İki zincir çekmiştik kalın olduğu için. Şöyle geriye yapıştırıyorum. Bakın bu şekilde ilmeğim hazır. Ve ben bunu çıkarıyorum. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar sarı kısmını atmaya geçelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde bakın şu kapattığım noktadan ortadan giriyorum. Bir, 2, 3. Üçünü de buradan orta yerden geçtim. Ve bakın arkadaşlar, ortasında ilmeğim. İlk ilmeğimden giriyorum, sık iğne ile sabitliyorum. Şu şekilde ipimi. Bunlara tek tek arkadaşlar şimdi tomurcuk atıyoruz. Kirpik, tohum,
İki zincir. Kapattım buraya. Bir, iki zincir. Evet. İki tane. İki zincir çekerek buraya minik tohumlar attım. Şimdi sıradaki kirpiğimden tutuyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. İki zincir. İki zincir. Bu şekilde. Sıradaki yuvaya da girdim. Bir, iki zincir. Bir, iki zincir. Bu şekilde iki tane kirpik yaptım. Bir zinciri de çektim arkadaşlar. Evet. Tohumlarım hazır. Tohumlarımı bu şekilde attık arkadaşlar. Bakın. Şimdi uçlarını da yakalım. Şu şekilde. Şöyle geriye doğru yapıştıralım. Evet. Çok tatlı oldu arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Bunların üzerine de şu şekilde bir tanesini göstereyim arkadaşlar. Evet. Şimdi de şuradan bir tane arkadaşlar sizlere zaten tohumla aynı atış seviyesi var. Bir, iki tane zincir. Kapatıyorum buraya. Bir, iki zincir. Ve iki zincir, üç. Daha önce de bunları göstermiştik arkadaşlar. Biliyorsunuz aslında. Şöyle kısaltarak yakıyorum ki siyahlık az oluşsun diye. Yani yanık izi muhakkak oluyor. Kısaltınca biraz daha az oluyor. Evet, tekrar arkadaşlar yine şöyle birazcık kırpayım. Bunu önde bırakmayıp şöyle arkaya yapıp doğru meylettirirsek sıcağıyla mayışıyor arkadaşlar. Evet, şimdi modelimize bakalım. Evet arkadaşlar, şu şekilde yaptık. Bakın, çok da tatlı oldu. Yapımı da birbirinin aynısı olduğu için zaten yaptıkça elinizde alışacak arkadaşlar bu şekilde. Şöyle tohumumuzu çevirelim bize doğru. Daha önce yaptığımız arkadaşlar bu şekilde, o da pembeden oluştu. Bakın, o da çok tatlı oldu. Şöyle ara suyumuz bu tarafta. Ara suyumuz da bu. Bu da gayet hoş, zarif. Bu kadar güzelliğin kip gibi durmasının sebebi de zincirlerin gayet sıkı çekilmesi arkadaşlar. Modelim bu. Şöyle yan yana getireyim arkadaşlar. Bana göre çok güzel oldu. İnşallah size göre de çok güzel ve muntazam bir şey iş olmuştur arkadaşlar. Yapacak arkadaşlarımıza da kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.